Evet sevgili öğrencilerim, MEB tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mart ayında yayınlanan fen bilimleri örnek sorularını tarayacağım sizlere. Birinci soruyla başlıyorum. Birinci soruda ilk olarak bize bir bilgi vermiş. Güneş ışınlarının geliş açısı ile o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır demiş. Yani güneş ışınları dik geldiği zaman ya da dike yakın geldiği zaman gölge boyun çok küçük. Ama daha küçük bir açıda geldiğinde gölge boyun daha fazla demek. Peki ne zaman dik gelir? Yaz mevsiminde dik gelir. Yaz mevsiminde benim gölge boyum nedir? Çok küçüktür. Baktığımda ben iki tane öğrencinin ya da iki kişinin Hülya ve Özge'nin farklı şehirlerde yaşadığını söylediğini görüyorum ve yıl içinde aynı saatte değişen gölge boylarına ait grafiklerini vermiş bana. Buna göre yorum yap diyor. Şöyle gölge boyları şıkları görerek çözelim. Şimdi her ikisinin de 21 Aralık tarihinde görüyorum şöyle baktım. 21 Aralık tarihinde gölge boyları küçük. Ama Özge'ninki biraz daha küçük. 21 Aralık'ta gölge boyum küçükse demek 21 Aralık'ta hangi mevsim yaşanıyor? Yaz yaşanıyor demek. Peki hangi yarım kürede yaşanır? Güney yarım kürede. Ben kuzey yarımküre olan iki şıkkı ne yaptım? Eledim. Güney yarımkürede peki gölge boyum nereye doğruysa daha kısadır, ekvatora daha yakınsa. Ama burada nokta nokta çizgiyle gösterdiği hangisi benim için Oğlak dönencesi? Oğlak dönencesi üzerinde olsaydı gölge boyum 21 Aralık yaz gün dönümü olan Güney yarımküre için yaz gün dönümü olan bu tarihte benim gölge boyum sıfır olmalıydı. Demek ki Özge de biraz daha nerede? Özge'ye bakıyorum. Birazcık daha Oğlak dönencesinin aşağısında, Hülya onun da aşağısında. O yüzden cevabım C şıkkıdır. Özge Oğlak dönencesinin biraz altında görüyorum. Hülya biraz daha nerede? Özge'nin altında. Çünkü gölge boyu arkadaşından biraz daha nasıl? Daha uzun olduğu için. İkinci soruya bakıyorum. İkinci soru kalıtımda çaprazlamayla ilgili bir soru. Ve hangisi kesinlikle doğrudur dediği için soruyu ne yapmalıyım? Biraz daha dikkatli okumalıyım. Bakıyorum iki tane bezelyeyi çaprazlamış ama onun öncesinde mor çiçek özelliğinin baskın beyaz çiçek özelliğinin de çekinik olduğunu söylemiş. Ben mor çiçek özelliğinin baskın olduğu için homozigot da olabilir, heterozigot da olabileceğini ne yapıyorum? Biliyorum tabii kalemle yazmak biraz zor oluyor. Bu şekilde idare edin kuzular. Diğerine baktığımda, beyaz çiçeğe baktığımda çekinik bir özellik kesinlikle nasıl olacak? Çekinik bir karakter olduğu için homozigot ve ikisi aynı ama küçük harfle göstereceğim. Şimdi baktığımda kesinlikle doğrudur sorduğu için benim mor çiçek bezelyemin homozigot olma ihtimalini biliyorum. Olabilir. Heterozigot da olabilir. Ama beyaz çiçekli bezelyenin kesinlikle ne olduğunu biliyorum. Kesinlikle homozigot olduğunu biliyorum. Olabilir deseydi soruda, hangileri doğrudur deseydi, kesinlikle demeseydi, üçü de doğru olabilirdi. Ama kesinlik ibaresi olduğu için cevap kesinlikle doğrudur. Yalnızca 3. Evet, diğer soruya geçtim. Bu arada neden diye sorarsanız, yani şu ya da şu diye, eğer büyük A küçük A, küçük A küçük A çaprazlarsam %50 oranında büyük A küçük A çıkar. Yani belki şu an 5 tane bezelye mor olmuş. Altıncısı ne olabilir? Beyaz. Yedincisi beyaz. Sekizincisi tekrar ne olabilir? Mor olabilir mi? Olabilir. Sebebi hikmeti bu. Devam. Diğer sorum DNA sorusu. Şimdi bu denemenin yayınlanan bu sorulardaki en zor soru. Daha doğrusu zor değil de çocuklar en uzun süreli çözülen, daha çok böyle üzerinde yorum yapılması, işlem yapılması gereken soru olduğu için bence en zor soru. Bir kere soruda dikkat etmemiz gereken şey şu. Öğrenciler birinci ve ikinci grup olarak ayrılmış DNA modeli yapacaklar ve bu DNA modeline göre ben birinci gruptakiler sadece birinci zincirde, ikinci gruptakiler de sadece ikinci zincir için olanları kullanacak. Ve soru da bana çok önemli. Hemen altını çiziyorum. Öğrencilerin etkinlik sonunda ellerinde kalan pulları vermiş. Hangisindeki gibi
ellerinde kalırsa DNA'yı doğru eşleyemem diye soruyor. Şimdi A şıkkından başlayalım. Tek tek yazarak yapacağız. Sizler de tekrar bu soruları elinizde çözdüğünüzde bir daha yazarak çözün lütfen. Şimdi birinci grupta, bu arada yine bilgilerden şunu söyleyeyim. Pembe, sarı, yeşil, mavi pullar organik bazları yani adenin, guanin, sitozin, kimini, kahverengi şekeri, gri de fosfat grubunu temsil etmiş. Elimde birinci grupta iki tane pembe varmış, hiç kalmadığına göre iki pembe netini kullanmışım. Üç sarı varmış, hiç elimde kalmadığına göre üç sarıyı kullanmışım. Bir yeşil varmış, hiç elimde kalmadığına göre A şıkkına göre hepsini kullanmışım. Dört mavi varmış, üç elimde kalmış demek ki birini kullanmışım. Sekiz kahverengi varmış, bir kaldığına göre yedisini kullanmışım. 10 gri varmış, 3'ü elimde kaldığına göre 7'sini ne yapmışım, kullanmışım. Şimdi birinci zincirimde kullandığım malzemeler bunlar. Ben biliyorum ki birinci zincire karşı ikinci zinciri yaptığımda aynı sayıda şeker, aynı sayıda fosfat ve eşleme yapacağım kadar yine adenin karşısına timin, ama adenin sayısı kadar timin, timin sayısı kadar karşısına yine adenin, guanin sayısı kadar sitozin, sitozin sayısı kadar da guanin olmak zorunda. Şimdi ikinci gruba bakıyorum. Gerçekten de doğru yapmış mı bu A şıkkındaki grup? Pembe hiç elinde kalmadığına göre hepsini kullanmış. Sarı elinde 3 tane kalmış demek ki ikisini kullanmış. Yeşil elinde hiç kalmadığına göre hepsini kullanmış. Maviye bakıyorum. Elimde bir adet kalmış demek ki birini kullanmışım. Kahverengi 3 kalmış demek ki 7'sini kullanmışım. Griye baktım. 2 tane kalmış demek ki 7'sini kullanmışım. A şıkkındaki gruptaki öğrenciler eşleme yaptıklarında şekeri doğru, fosfatı doğru, 7'ye 7. İşte bir mavinin karşısına yine bir yeşil gelmiş olabilir. Bir yeşilin karşısına bir mavi gelmiş olabilir. İki sarının karşısına karşı taraftan iki pembe. Üç pembenin karşısına öbür taraftan üç tane sarı gelmiş olabilir. Yani doğru bir DNA işlenmesi, adenini, guanini, sitozini, timini her şeyi doğru eşleştirerek, adenini, timinle, guanini, sitozini eşleştirerek doğru bir çaprazlama, çaprazlama diyorum, özür dilerim. Ne yapmış? DNA modeli yapmışım. A şıkkım benim doğru. Diğer şıkları çözmeyeceğim. Çok uzatmayayım. B şıkkı yanlış olan cevabım. Bir de D'yi çözeyim. Kalemin rengini değiştirdim. Bir de farklı bir renkle D şıkkını çözelim. Şimdi D şıkkında birinci grupta hiç pembe kalmamış. Demek ki ikisini birden kullanmışım. Sarıya bakıyorum. Elimde bir tane kalmış. Demek ki iki sarı kullanmışım. Yeşil hiç elimde kalmadığına göre hepsini kullanmışım. Mavi elimde bir kalmış. Demek ki üçünü kullanmışım. Kahverengi hiç kalmamış. Sekizini de kullanmışım. Gri elimde iki tane kalmış. Sekizini kullanmışım. Diğer tarafa geçtim. İkinci grup pembe 3 taneymiş. İkisini kullanmışım. Pardon, elimde 2 tane kalmış. Demek ki birini kullanmışım. 5 sarı varmış. 5'ini de kullanmışım. Bir yeşil varmış. Hepsini kullanmışım. 2 mavi varmış. Birini kullanmışım. 10 kahverengi varmış. 2 tanesi kaldığına göre 8'ini kullanmışım. Gri'den de bir tane kaldığına göre 8'ini kullanmışım. Şimdi 8'e 8 şeker ve fosfatlar eşit ama diğerlerine baktım. Mesela burada 5 tane yeşil kullan, 5 tane sarının karşısına 5 tane de bir başka renkten eşleme yapmalıyım. Var mı böyle bir ihtimal? Yok. Yani ben burada kullandığım kadar karşı tarafta da eşleme yaptığımda düzgün bir DNA modelinde ne yapmalıyım? Aynı renkleri yani pembeyi sarıyla eşleştiriyorsam aynı şekilde ne yapmalıyım? Eşleme yapmalıyım ama burada öyle bir uyum olmadığı için cevabım ne çıktı? Denizli çıktı. Evet, devam ediyorum. Diğer soru. Dördüncü soru. Genetik danışmanlık diye bahsettiği yine burada bir bilgi var ve bu bilgiyi yorumlamamızla ilgili soruyu sormuş. Demiş ki genetik danışmanlık. Ailedeki genetik bozuklukların oluşma riskini ve bununla ilgili oluşumuyla ilgili sorunları inceliyor ve çeşitli süreçleri takip ediyor demiş. Bir, en az 3 nesli içeren ayrıntılı aile ağacını çizer. İki, hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riskini belirler. Üç, hastalığın seyri tedavisi ile ilgili bilgi verir. Dört, yönlendirici olmadan kararın aile tarafından verilmesini sağlar. Şimdi bununla ilgili bir genetik danışmanın bir aile ile yaptığı çalışmada bir görsel çizimini göstermiş. Şimdi bakıyorum baba
sağlıklı gen ve hastalıklı geni göstermiş. Anne sağlıklı gen ve hastalıklı geni taşıyor ve bunun sonucunda dörtte bir ihtimalle çocukların hasta olma ihtimalleri var. Şimdi burada ne yapmış aslında? Bu evlilikte hastalığın çıkma ihtimalini göstermiş. Doğru mu? Evet, bu aileye böyle bir çizimle, görselle ihtimali göstermiş. Peki bu süreçte hangi aşamayı gösteriyorum o zaman? Hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riskini belirliyorum. Çünkü bundan sonraki tedaviyle ilgili, bu hastalığın seyriyle ilgili bir çalışma yapıldığını gösteren bir görsel var mı? Yok. O yüzden cevabım nedir? Bursa'dır. Diğer soruya geçiyorum. Evet, domatesler eski lezzetine kavuşacak. Biyoteknoloji ile ilgili bir soru, okuduğun anlamayla ilgili bir soru. Sadece okuyacağız ve aşağıda buna göre ne yapacağız? Yorum yapacağız. Bu habere göre hangi bilgiye ulaşabilirim? Kalemi açtım, bakıyorum. Kültür bitkileri doğal veya yapay yollarla ıslah edilip geliştirilen ve üretimleri yapılan bitkilerdir. Domatesler eski lezzetine kavuşacak. Şimdi son 100-200 yıldır tohum ıslah çalışmaları birim alanda daha fazla ürün elde etmeye dayalı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında domateslerin bazı tat ve aroma karakterleri kaybolmakta. Görüyor musunuz? Böyle çizdim. Bilim insanları yeni çalışmalarda ıslah edilmemiş yabani tiplerin bugünkü kültür bitkilerine aktararak domatesleri eski tat ve kokularına kavuştururken, bakın, yabani tipleri bugünkü kültür bitkilerine aktararak domatesleri eski tat ve kokularına kavuştururken insan sağlığına olumsuz etki yapan vitamin oranını da arttırmayı amaçlamışlardır. Bu habere göre hangi bilgiye ulaşabilirim? Genler üzerinde yapılan değişiklikler başka karakterlerin kaybolmasına neden olabilir. Evet, doğru. Biyoteknolojik faaliyetler her zaman canlı doğası her zaman demiş bakın. Her zaman canlı doğasına uyan yapay yöntemlerle mi gerçekleştirilir? Bununla ilgili bir bilgi var mı şu an burada? Hayır, yok. Genetiği değiştirilmiş organizmalar kendi aralarında çaprazlanarak, çaprazlamadan bahsetmiş mi burada? Bahsetmemiş. Sadece buradaki bilgiye göre yorumladığımda cevap yalnız ne çıktı? Adana çıktı. Diğer soruya geçiyorum. Altıncı sorumuzda ise benim bu denemede en beğendiğim sorulardan bir tanesi basınç sorusu. Hiç şu şekle baktığınızda basınçla ilgili olup olmayacağını anlayamıyorsunuz ama soruyu okuduğunuzda aslında bir basınç sorusu olduğunu görüyoruz. Şimdi okuyorum tek tek. Baktığımda demiş ki bana, yapılan araştırmalar safra gümüş karıncaların saniyede 85,5 santim yol kat ederek aldıkları yolun vücut uzunluklarının yaklaşık 100 katına ulaşabildiğini gösteriyor. Yani hızlı gittiğini gösteriyor. Bu durumun nedenlerinden biri bu karıncaların bacaklarının sıra dışı hareketidir. Çoğu böcek gibi karıncalar da adım atarken bacaklarını üçerli gruplar halinde hareket ettiriyor. Ancak çoğu böcek bu üç bacağı tam olarak aynı anda hareket ettiremiyor. Sahra gümüş karıncaları ise üç bacağı neredeyse eş zamanlı olarak hareket ettiriyor. Araştırmacılar bu tekniğin vıdı vıdı arttırdığını düşünüyor. Şimdi bakalım ben şöyle bir basınç formülünü yazayım. Basınç eşittir. Kuvvet ya da ağırlık. Değil mi? İkisi de geçiyor. Kuvvet bölü yüzey alanı. Şimdi ben formülü yazdım. Karınca ne yapıyormuş? Üç bacağını tek tek değil. Bakın aynı anda üç bacağını birden kullanıyormuş. Ben burada yüzey alanını üç bacağını birden yere aynı anda değdirdiğine göre yüzey alanı ne yaptığını biliyorum, arttırdığını biliyorum. Peki yüzey alanıyla basınç nasıldı? Ters orantılıydı. Yüzey alanı artarsa basıncım ne olur? Azalır. İkisi birbirine ters orantılı. Şimdi ben burada şıklara baktığımda ağırlıklarını azaltmasından bahsediyor mu? Hayır. Ağırlığım azalmıyor. Aynı karıncayım. Yüzey alanını azaltıyor mu yoksa yüzey alanını arttırıyor mu? Devam. Birim yüzeye etki eden kuvveti artırarak kuvvetim artıyor mu? Hayır. Ama C şıkkını okuyorum. Kuma batıp onları yavaşlatmasını engelleyerek hareket kabiliyetlerini arttırıyor. Evet, doğru. Cevap neymiş? Ceyhan. Şöyle düşünün. Konuları anlatırken hep örnek veririz muhakkak. Karda yürürken kar ayakkabısı kullanıyor. Ya da sahilde yazın yürürken kumsalda
topuklu bir ayakkabıyla yürüyeni görmezsiniz. Nasıl kumsalda böyle sahil terlikleri kumsalda işte deniz kenarında yürürken düz taban terliklerle yürünür değil mi? Topukluyla yürümeye çalıştığınızda bata bata ilerlemeniz çok zor olur. Ama yüzey alanını arttıran terliklerle gezdiğinizde çok daha hızlı hareket edebilirsiniz. Bunu da aynı şekilde burada farklı bir soru tarzıyla göstermiş. Harika bir soru soruyor. Bayıldım. Diğeri basınç sorusu, sıvı basıncı sorusu, düzenek vermiş. Bunlarla ilgili çok soru soruyoruz değil mi çocuklar? Çok fazla da gördük. Deney sorusu bakalım. Önemli olan burada benim neleri verdiğimi bilmem gerekiyor. U boruları varmış, içindeki sıvılar özdeşmiş. 1 ve 2'deki beherler özdeşmiş, yani sıvıların bulunduğu kaplarım. 1 ve 3'te ise yoğunluğum, 1 ve 3'te yoğunluğum aynı ama 2'de farklı sıvıda bir, farklı yoğunlukta bir sıvım varmış. Ve hortumun ucunu aşağı yukarı hareket ettirerek U borudaki sıvı seviyesindeki değişimleri gözlemlemişim. Hangisine cevap bulamam? Bakalım. Kabın şekli sıvı basıncını etkiler mi? İşte var. Birinci ve üçüncü düzeneklere bakarak ben bunu ne yaparım? Bulurum. Sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? Bir ve ikinci düzeneklere bakarak bunu öğrenebilirim. Evet, devam. Sıvının derinliği sıvı basıncını etkiler mi? Aşağı yukarı hareket ettiriyorum. Tabii ki ben burada U borudaki sıvıyı ne yaparım? Gözlemlerim. Bu da doğru. U borusundaki sıvının yoğunluğu. Şimdi U borudaki sıvılar neymiş? Yukarıda ilk maddede vermiş zaten bize aynıymış. O zaman U borusundaki sıvının yoğunluğunun sıvı basıncını etkilerle ilgili bir sorusuna cevap bulabilir miyim? Kesinlikle bulamam. O yüzden cevabım ne diyorum? Denizli diyorum. 8. soruya geldim. Burada periyodik sistemle ilgili elementlerin katman sayıları ve son katmandaki elektron sayıları ile ilgili bir grafik vermiş. Bu grafiğe göre yorum yap diyor bize. Hemen bakıyorum. İlk başta kalemimizi açalım. Evet, şimdi P elementinin kaç halkası varmış? Kaçıncı katman? İkinci katman. P'yi şöyle şuraya yazayım. P. R'nin kaç katmanı varmış? İki katmanı varmış. S'nin kaç katmanı varmış? Bir katmanı varmış. Ve son katmandaki elektron sayılarını da vermiş. Son katmandaki elektron sayısına baktığımda P'de 7. O zaman her zaman ilk katmanda kaç elektron vardı? 2. 2'ye 7. Devam. Atom numarası kaç olur? Bunu yazalım hemen. Kaçtır? 9. R elementine baktığında son katmandaki elektron sayısı 8 ise doğal olarak ilk katmanda da 2 elektron vardır. 2'ye 8 kaç etti? Atom numarasını bulduk. 10. Yani 10 neon değil mi? Bilecektik biz bunları. S elementine baktığımda son katmandaki zaten bir katmanı var. Elektron sayısı 2. Demek ki bu da kim? Benim soy gazım yine. Helyumum yani 8A grubundaki asal gazlarımdan helyumum. Şimdi baktığımda verilen grafiğe göre hangileri doğrudur? Elementlerin atom numaraları en büyük P miymiş bakalım? P9, R10. O zaman atom numaraları PRS değil, RPS olacak. Bir yanlış. R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. R, 8A grubu. S, 8A grubu. Her ikisi de soy gaz, kimyasal özellikleri benzerdir. Çocuklar burada şuna çok dikkat edeceğiz. Hidrojen ve helyum istisna. Bakın, periyodik sistemde şöyle ben göstereyim. Ben periyodik sistemdeki şu kalenin burçları gibi şöyle tepelerdeki şu iki nokta kalemin rengini de değiştireyim. Şu iki nokta bizim için çok önemli. Kimle kim? Hidrojen ve helyum. Hidrojen gelmiş buraya gözetleme kulesine, metallerin tepesine bir ametal olarak gelmiş. Gözetleme kulesi diyoruz biz buraya. İki, helyum da bana ne, bana ne demiş. Son yörüngemde iki tane var ama ben de halkamdaki bütün elektronları doldurdum. Ben de gideceğim buradaki soy gazlarının tepesine oturacağım demiş. Ve diğer gözetleme kulesini ne yapmış? Başına gelmiş. O yüzden helyumla, hidrojenle ilgili muhakkak ne gelir bize? Bu istisnalarla ilgili sorular gelir. Zaten MEP'te ne yapmış? Biliyor musun diye ölçmek için bu istisna sorusunu yapmış. Devam. İki doğru. Üç. P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunur. Bakıyorum P kaçıncı?
İkinci satırda S, birinci satırda o zaman aynı yatay sırada bulunur mu? Hayır, bulunmaz. Cevabım yalnız Bursa. Devam, diğer soruya geçiyorum. Evet, dokuzuncu sorumuz ise bizim fiziksel ve kimyasal değişim sorumuz. Hemen bilgilere baktığımda şöyle kalemi açtım. Zeytinler zeytin kırma taşı ile kırılarak çekirdekleri çıkarılır. Fiziksel bir değişim. Şöyle yazdım. Çekirdeği çıkarılan zeytinler sıkıştırılarak ezilir. Fiziksel değişim. Tencereye konulan yağ üzerine su ve kostik. Sod kostik, sodyum hidroksit azar azar ilave edilir. Şimdi iki farklı madde ne oldu? Kimyasal tepkimeye girdi. O yüzden kimyasal. Belli bir kıvama gelince katılaşması beklenir ve istenilen büyüklüklerde kesilir. Bu da nedir? Fizikseldir. Buna göre 1, 2 ve 4'ün fiziksel, 3'ün kimyasal olduğu cevap şıkkım ne çıktı? Adana çıktı. Ve son sorumuz, 10. sorumuz ise kimyasal tepkimelerle ilgili. Şöyle aldım kalemi. Demiş ki elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek yeni bir madde oluşturur ve girenlerin tepkimeye girenlerin toplam kütlesi tepkimeye giren sonuçta oluşan bileşiğin kütlesine eşit olmak zorundadır. Ve ne kadar madde girdiyse o kadar madde çıkmak zorunda. Burada da zaten bununla ilgili yorum yapmamızı istemiş. Aslında hangi ölçümde hata vardır diye soruyor. 16, 3 kaç etti? 19 etti. Çıkana bakıyorum. Bakın tepkimeden önce elimdeki maddelere bakacağım. Şu arayı şöyle bir çizeyim, göstereyim size. Şimdi tepkimeden önce ve tepkimeden sonrakilere bakacağım. Tepkimeden önce elimde toplam 19 gram madde varmış. 17, 2 daha 19 eder. Demek ki birincisi benim için doğru bir ölçüm. İkinci ölçüme baktım. 44 artı 9 daha kaç eder? 53 eder. Devam. 51, 2 daha da yine 53 eder. İkinci ölçümümde nedir? Doğru. Üçüncü ölçüme baktım. 55 ile 10, 56 ile 15'i topladığımda ben kaç bulurum? 71 bulurum. Bu taraf ne etti? 71 yazayım. Ama diğer tarafa baktığımda 68 ile 2'yi topladığımda kaç etti? 70 buldum. Yani sonuçta ben buradaki ölçümde ne yapmışım? Hata yapmışım. Cevap şıkkım nedir? Ceyhan'dır. Evet, yine de dördüncü sütun, satıra tekrar bakalım. 84, 20 daha kaç eder? 104 eder. Çıkanlara da baktığımda tepkimeden sonra elde ettiğime de baktığımda 104 mü? Evet, 104. O zaman dördüncüsü de benim için doğrudur. Evet çocuklar, MEP sorularını taradım. Mart ayı örnek sorularını sizlerden ricam, sizler de linkini vereceğim. Bütün bu soruları tekrar çözmeniz. Önceki soruları da bir daha tekrar tekrar açın. Bakın nelerin üzerinde durulduğuna muhakkak çözün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.